sulama ekimler dediniz. bitirildi. Sulamayı nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Damla sulama mı yoksa nasıl bir sulama yapıyorsunuz? Şimdi şu gördüğünüz arazide eğimi az olan bölgelerde genellikle fıskiyeli sulama, küçük fıskiye dediğimiz 12 metre atan fıskiyeler. Daha eğimli olan kısımlarda 50 metre yarı çapında toplamında 100 metre atan büyük fıskiyelerle tüm arazi sulanmaktadır. Bunların projelerinin hepsini siz mi yaptınız Veli Bey? Tamamını ben yapmadım. Ben 10 aydır bu işletmenin içerisindeyim. Önceden yapılmış bir yarısı vardı. Bir diğer kısmı da benim dönemimde biz yaptık, evet. Mera bitkilerinde hangi mera bitkilerini tercih ettiniz? Şimdi genellikle bu eğimli arazilerde 5-6 yıllık dediğimiz 6-7 çeşit mera otlarının karışımı. Bunların içinde üçgüller var, 2 çeşit. 3 çeşit hububat çim bitkileri var, uzun yıllık. Kısmen korunga ve yonca da var. İşte 7 çeşit tohumu karıştırıp ektik yaklaşık 1600 dekar yere. Kesifem'de ne kadar bir kâr ettiniz? Kesif yem olarak değil de mesela hayvanın günlük yediği toplam yemin parasal olarak üçte birini yani biz kâr ettik sayıyoruz. Mera'daki tabii genç hayvanlar yılın 12 ayında Mera'da olduğu için onlardaki avantaj ve ekonomi daha fazladır. Titer'in farklılıklarından bir tanesi kendi merasını kendisinin iyileştirmesi ve hayvanına merasında yetiştirdiği bitkileri yedirmesi. Peki hayvancılık politikaları hakkında ne düşünüyorsunuz Veli Bey? Devletin uyguladığı hayvancılık politikaları doğru mudur? Verilen teşvikler. Bu işi yapacak olandan ziyade bu işin kurgusunu yapıp da bu hibeyi, krediyi alanlar daha çok şu an bu işin başında. Daha dikkatli seçimler yapılıp bu işi uzun vadede yapacak insanlar kredilendirilebilir, teşvik edilebilirdi. Veya bu işletmelere sadece parasal, maddi destekten ziyade teknik destekler de verilebilirdi. Yem bitkisi üretimiyle ilgili çalışmalar yaptırılabilirdi. Bunlarla ilgili yönlendirilebilirdi. Yani birazcık sadece işin parasal kısmıyla uğraşıldığı için sonra da bu işletmelerde başarısızlıklar peş peşe gelmektedir. Mesela Avrupa'da şey yapılıyormuş, yani öyle bir duyum var. Bu işe girecek olan insanlara 3 aylık, 6 aylık eğitimler veriliyormuş. Bizim ülkemizde de böyle şeyler yapılmalı mıdır sizce? Hayvancılık sektörüne girecek olanlara. Şimdi onlar temenniye girer, yapılmalıdır mutlaka ama bunun ne kadar hayata geçer, gerçek olur, o büyük bir soru işareti. Şimdi ona bakarsanız Avrupa'da Ziraat Fakültesi Zooteknisi bölümüne girecek bir genç bir arkadaşımız. Önce bir çiftliğe gönderilir. Orada 1 yıl staj yapar. Çiftlik bu arkadaşın zooteknisi olmasını uygun görürse Ziraat Fakültesi bunları kabul eder. Türkiye'de Herkes giriyor. can isteyen istediği yere girer. Ömründe toprağa basmamış insan ziraat mühendisi olur bizde maalesef. Bu böyledir. Veteriner hekimler de aynı şekilde. Tıp fakültesini okumak isteyenler, bu tıp fakültesine giremeyenler veteriner hekimliği yazar. Hiçbir işe giremiyoruz, bari ziraata girelim. Hiçbir yere tutturamadık, bari veteriner olalım. Mantığıyla bu işe bakarsanız bu iş olmaz. Bu iş çünkü masa başı bir iş değildir. Diğer tüm meslekler belki sevseniz sevmeseniz olabilir ama bu iş toprağa basmadıktan sonra bu işin içinde birazcık doğuştan gelenekten bir şeyler yoksa bu iş çok zor bir iş. Fedakarlık göstermedikten, severek Evet. yapmadıktan Aynen öyle. sonra Aynen bu öyle. iş çok zor bir iş. Hayvancılığı bu kadar kolay zannedilmesinin sebepleri sizce nedir? Ya bizim geleneğimizde vardır hayvancılık. Herkes bir şekilde bir köyü vardır herkesin. Şehirde de dursa. Anası babası olmasa da dedesinin ninesi bir köyde olmuştur mutlaka. Hayvancılık hep yapılmıştır. Bu bizim Türklüğümüzde, bu bizim geleneğimizde, Orta Asya'dan gelen kültürümüzde bu vardır. Çok basit görülmüştür. Ya köylünün yaptığı işi ben niye yapmam? Köylü yapar da biz niye beceremeyiz? Mantığıyla bakılır. Çok basit alınır. Zaten basite alındığı için yıllardan beri bu iş böyledir. Yani bugün Türkiye'de tüberküloz gibi, brusella gibi iki hastalığı dünya temizlemişken bizde hala niye devam eder? Bunların sorguladığın zaman bu işi çok basite aldığımız çıkar ortaya. Yani sebep bunlardır.
Şimdi tabii bunda sadece bu işe giren insanları değil, yıllardan beri yürütülen hükümet, devlet politikalarını da dikkate almak lazım. Devlet, ben hatırlarım gençliğimizde, köylere birer tane boğa dağıtırdı bakanlık. Muhtarlar da bu boğaları almak için köyüne birbiriyle yarışır, kavga ederdi. Çok matap bir şeymiş gibi. Halbuki o boğalar Türkiye'nin her yerine tüberkülozu, Brusella'yı yaymıştır. Bir veteriner olarak siz bunu biliyorsunuz değil mi? Maalesef bu yaşandı Türkiye'de.